billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerriş şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîne alel khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedin muttasilen nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kal. İzebterallâhul abdel muslim bi belâin fî cesedih. Kâlallâhu azze ve cel, üktüb lehu salâhe amelih. Ellezî kâne ya'melu. فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim inancımıza göre insan doğduğu zaman tertemiz doğar. Pırıl pırıl kalpli, temiz bir insan olarak doğar. Sonra yükümlü duruma geldiği zaman, ergin yaşa geldiği zaman yanlışlıklar yaparsa o temiz kalbe bir günah işledi mi, yanlış iş yaptım, bir siyah leke konar kalbine, bu bembeyaz kalbine. Eğer arkasında estağfurullah, tövbe ya Rabbi diye pişmanlık duyup da tövbe istiğfar etmezse İkinci bir günah işlediğim o nokta orada yerleşir. İkinci bir günah işlediğim bir nokta daha tevbe etmiyorsa, istiğfar etmiyorsa, siyah noktalar çoğalırsa kalp kararır. Kalpte hakikati kabul edecek beyazlık, ışık penceresi kalmayınca hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarim gışave. Yani hakim gidiyor, tespit davası açıyor. Taraflardan birisi, burada şu var, burada şu var, şu ve şu var, mühür, kapıya da bir şey, mühür koyuyor, onu mühürledikten sonra bağlıyor, kimse giremez benim izim olmadan, hak hukuk ayıracağım. Eğer bu mühürü bozarsanız, hakimin izni olmadan suçtur. Evet, şimdi tespit, odada şu var, evde şu var, dükkanda şu var. Günümüzde böyle şeyler olduğu gibi kalp kararmış. Her taraf simsiyah. O zaman ya Rabbi bunun kalbinde ışık penceresi kalmadı. Mühür vurulur. İşte bu. Adam işlemiş. Tevbe yok, istiğfar yok. Kapkara. Ne desen duymaz artık ondan sonra. Işık pencereleri kapanmış çünkü. Evet, böyle kirlenmiş ama sonra pişman olmuş. İçi yanıyor. Gözlerden yaşlı akıyor. Ben ettim, sen etme ya Rabbi diyor, tevbe edebiliyor. Bu tevbe kapısı kıyamete kadar açık. Bir de işte böyle hasta oluyor, canı yanıyor, inliyor böyle, çok canı sıkılıyor, üzülüyor, acı çekiyor. Allah müminlere çok merhametli olduğu için bu hastalığını, acılarını, sıkıntılarını gaselehu, o siyahlıkları, kirlilikleri, günahın kirlerini yıkar. Namaz da böyledir. Evin önünden akan berrak sulu bir nehir. Günde 5 defa ev sahibi girip yıkansa diyor Peygamberimiz. Kir kalır mı adamda?
kalmaz. Hastalık da böyle itiraz etmemiş. Koşturmuş, ilacını, devasını aramış, doktor doktor koşturmuş, kendi düşüne yapmış. Neden başkasını bulamadın da beni mi buldun diye Allah'a serzenişte bulunmuyor. İtiraz etmiyor. Ne yapalım? Şükür, buna da şükür diyor. Haline razı. Böyle hastayın bu hastalık sıkıntıları, kirlerini, günah kirlerini yıkar Allah bu sıkıntılar sebebiyle. وَطَحَّرَهُ İsyan kirlerinden onu tertemiz yapar. Tertemiz yapar. Evet, وَالْقَازُورَاتِ الْبَشَرِيَّ İnsanlık gereği biz yanlış işler yapıyoruz. İnsan beşer durmaz şaşar. Eyler hata üçer beşer. Böyle söylemiş şair. Doğru söylüyor. Hepimizin bir insan olduğumuz için yanlış şeyler yapma taraflarımız var. Hastalandığı zaman işte bu yanlışlığın karşılığında bundan yazıyor hemen. Onları sildirir, temizler. Defteri pırıl pırıl olur. Buyuruyor Efendimiz, Allah böyle yapar buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve in kabadahu. Şimdi hastalandı, acı çekti, itiraz etmedi, Rabbinden gelene şükretti, koşturdu, aradı çaresini, çare olmadı, doktorlar çare bulamadı. Ne yapalım? İtiraz yok Allah'a. Neden beni hasrettin demiyor. Ne yapalım? Allah'ın şeysi buymuş. Ha, böyle rıza halinde ölürse adam hastalıktan sonra, sıkıntılar çekmiş. Ve in kabadahu gafara lehu ve rahimehu. Ruhunu kabz ederse adam bu hastalık sonunda, evet, onun günahlarını affeder, ona rahmetiyle muamele eder, şefkatiyle muamele eder, yardım eder ona. Nerede? Ölürken yardım eder. Azrail Aleyhisselam'a bu emreder ki bunun canını zor alma, acıtma canını. Kanun yerine gelecek. Azrail canını alacak ama bir kafirin, Allah'a isyan eden azgın bir adamın canını alma tarzı var. Bir de Allah'ın sevdiği kimseler. Bunu görüyoruz. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıyor Medine mescidinde, irtihaline yakın. Allah bir kulunu dünyada kalmakla kendine kavuşmak arasında muhayyer bıraktı. Hayır. Allah'ın kanunu yerine gelir. Kader değişmez. Peygamberin vefat edeceği saat, saniye belli. Allah'ın takdirine belli. Ama peygamberine böyle teklifte bulunmuş. Doğrudur. Ne demek bu? Gönül alma derler buna. Çok seviyor peygamberimizi. Gönül alma derler. O da akıllı insan olduğu için zaten Allah'ın en güzel insanı Muhammed Aleyhisselam. Hiç bu kader çizgisinin değişmeyeceğini bildiği halde biraz daha yaşayacağım der mi? Öyle diyor. Bu kul Rabbini tercih etti diyor. Bir şey anlamıyorlar. Hazreti Ebu Bekir başlıyor ağlamaya. Hüngür hüngür ağlıyor. Sen de amma gözü yaşlı adamsın yahu. Ne var yani? Peygamber böyle söylemiş de ne var bunda? Anlamıyorsunuz. Resul-i Ekrem aramızdan ayrılacak. Onu söyledi. Artık dünyaya veda edecek. Bunu onu söyledi. Bunun gibi Evliyaullah da böyle. Allah'ın sevdiği kulları gönül almak için, onlar hiçbir zaman Allah'ın emrine itiraz etse zaten evliya olamaz. Onu böyle hoş olsun gönülleri diye olur ama ruhunu kabz eder Allah. Kabz ettiği zaman da işte Azrail'e der ki bu kulumun, sevdiğim bir kul bu. Canını güzel al. Şimdi tefsirlerdeki beyanlara göre İbrahim Aleyhisselam Halilur Rahman, ateşin yakmadığı bir peygamber. Halil olmasının sebeplerini anlattık. Cebrail denemiş, başka yerlerde Allah denemiş. Cebrail demiş ki hakikaten halilmişsin yahu. Bizim yapamayacağımız güzel işleri yaptın. Hakikaten halil olmaya müstahaksın. Bütün servetini demiş, bir Allah desen bütün şu gördüğün bütün servetimi sana veririm. Vermiş. Bir daha Allah de demiş,
ben de köle olarak alabilirdin. Demiş ya ben meleğim, ne yapayım malı mülkü? Ben seni denemeye geldim. Ben demiş ağzından çıkanın tükrüğü yalamam. Bütün mallar senin. Ya ben meleğim, malı ne yapayım? Yemem içmem. Başlamışlar tartışmaya. Cenab-ı Hak buyurmuş ki ya Cibril, tamam sen mal yiyemezsin. O da Halil. O da sözünü geri almasın. Halil çünkü. Vakfetsin, vakfa versin. Kendinden çıksın mal. Halilur Rahman vakfı var. İdi Kudüs'te. Şimdi ne oldu bilmiyoruz. Yani böyle bu Halilur Rahman İbrahim Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam'la konuşmuş. Peygamberler konuşuyorlar. Cebrail'le konuşuyorlar. Diğer melaikeyle konuşuyorlar. Meleklerle konuşuyorlar. Bu onlar için gayet basit. Azrail Aleyhisselam uğramış kendisine. Görev yapmak için geldiğinde demiş ki Allah'a isyan eden, Allah'ın buğz ettiği, Allah'a düşman olan adamın, insanın canını nasıl alıyorsun? Ne diyeceksin demiş sen ya? Sen bir Allah'ın halili, dostu, İbrahim'sin. Ne var? Neye araştırıyorsun bunu ki? Çok merak ediyorum ya demiş. Çok merak ediyorum. Ya vazgeç demiş ya. Yani böyle bir adamın canı nasıl alıyorsun? Bana bir gösteriver. Vazgeç demiş canım, senin işine bak. Ya rica ediyorum demiş. Lütfen bir göster. Azrail Aleyhisselam Allah'a düşman, Allah'ın buğz ettiği adamın canı nasıl aldığı kılığına bir girmiş orada. Ateşe dayanan İbrahim Aleyhisselam korkusundan bayılmış düşmüş. Neden sonra ayılınca demiş ki cehenneme gerek yok, şu kılın yeter. İsyan edenlere şu kılın yeter. Ne kadar korkmuş. Ha işte böyle güzel insan oldu mu? Güzel insan oldu mu? İncitme kulumu. Canını korkutmadan güzelce. İşte bak peygambere teklif ediyor. Kulunu muhayyer bıraktı diyor. Bunu Evliyaullah'ın laflarından anlıyoruz. Böyle ruhunu aldım işte ona şefkatle muamele eder. Bak canını alırken Allah'ın emri, şefkati vardır o kuluna. Kabirde münkereyn, münker nekir melekleri var. Zor sorular sormayın. Orada yardım eder. Mahşerde sıkıntılar var. Sıkıntılara uğratmaz. Şeyden mesela mahkemede hesaba çekerken bir kalem kalem böyle icini bücünü didik didik hesap etmek var. Öyle diyor Peygamberimiz. Böyle hesaba çekilen bitti, yandı diyor. Çünkü her insan beşerdir, şaşardır. Böyle en ufak noktasına kadar aramaya kalktığım hepimizin yanlışları vardır. Ama güzel bir iki güzel işi vardır. Şimdi de vardır bunun örneği. Bırakın gitsin yahu. Deyiverirler. İmtihanlarda da böyledir. Güzel bir şeyler söyler adam, talebe. Hoca der çık çık hadi. Bizi bu fazla meşgul etme. Aynı böyle Allah'ın orada mahkemede de icini bücünü aratmaz. Genel olarak rahmetiyle, şefkatiyle muamele eder. Yani her yerde yardım eder böyle. Hastalığa uğramış, kendini düşeni yapmış ama itiraz etmeden boynunu bükmüş ve ölmüşse, ruhunu kabz etmişse ona mağfiret eyler, merhamet eyler. Böyle her yerde ona şefkatiyle, rahmetiyle muamele eyler. Onun için bir sıkıntıya uğradık mı mümin itiraz etmez. Sıkıntı anında, canı yandığı zaman bize söylenecek sözü Kur'an tarif ediyor. Evet, kendilerine sıkıntı ulaştığı zaman müminler inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah'ın bir kuluyuz. Dönüp dolaşıp ona kavuşacağız. Dünyaya biz imtihan için belli bir süre geldik. Zaten onun elindeyiz. İstediği zaman istediğini yapar. Biz ona teslim olmuş bir kimseyiz. Der, isyan etmez. Evet, şimdi ölüm muhakkak. Küllü nefsin zaikatul mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. O yeşil örtü var ya tapudun üstünde, omuzluyorsunuz siz dostunuzu, yakınınızı. Orada bu ayet yazılıyor ama siz anlamıyorsunuz. Her canlı ölümü tadacaktır. Hey omuzlan, omuzlan. Bir gün sen de böyle bu tapuda gireceksin.
dengeli yaşa, kendine gel, hesap kitaplı hareket et. Onun için yazıyorlar oraya onu. Evet, her şey herkes ölecek. Biz iyi davranmakla, dengeli hareket etmekle yükümlüyüz. Allah'ın emrine göre hareket edip hayatımızı güzel geçirmekle yükümlüyüz. Ölüm var, insanız, yanılmayan bir Allah. İnsanız, şaşabiliriz, arkadaşımız bir şaşırır. Ölüm var meyhanede, ölüm var kadeh tokuştururken, ölüm var oruçlu ağzından secdede. Şimdi bu ölümler bir mi? Değil mi? Ölüm var, milletin, insanının namusunu koruyacağım, can emniyetini koruyacağım diye anarşistler de çarpışırken ölüm var, şehit oluyor. Evet, can emniyetini, mal emniyetini sağlayacağım derken anarşist tak vuruyor memuru, askeri, görevliyi. Şimdi güzel bir iş yaparken ölüyor. O da eceliyle öldü. Onunki, onun oraya kadarmış. Oraya kadarmış. Evet. Mayın tarlasının içine giriyor. Aynı adam. Bak, yaşanmış olay. Mayınlı kulübenin içinde 3 saat nöbet tutuyor. Hiçbir şey olmuyor adam. Ona rastlamıyor ayağı. Nöbet değiştikten sonra hemen bir dakika sonra yerine gelen adam havaya uçuyor. Neden? Onun kaderi daha ölüm sırası gelmemiş bununki. Orada bitiyor. Evet, bizim inancımıza göre böyledir. Tabii tedbir elden bırakmayacağız. Asla. Bu Allah'ın emri. Ama böyle bir kaderimiz var. Şimdi ne demek istiyorum? Şimdi oğlu işte şehit olmuş, anasitlere çarpışırken, ırz düşmanıyla çarpışırken, boğuşurken böyle neden oldu, neden oldu çırpınma. Sen Müslümansın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kuluyuz. Dönüp dolaşıp hepimiz Allah'a gideceğiz. Bağrına basacaksın, taş basacaksın. Tabii ağlarsın, insansın, insan ağlar. Merhamet sahibidir. Gözünden yaş akar. Peygamber de gözünden yaş akıtmış oğlu vefat edince. Ama bağırmamış, çağırmamış, itiraz etmemiş. Ne olsa kaderde ölüm var. Şehit olarak öldüğü için bazı babalar görüyoruz. 1000 oğlum olsa feda olsun diyor ana. Mümin ana, ne güzel. Öteki de mümin, ona da bir şey demiyoruz da. Bu düşünceli, bilinçli, kamil mümin. Baba da öyle diyor. Allah aldı, ne diyelim. Vatan uğruna helal olsun. Bak, bu metaneti göstermemiz isteniyor. İtiraz edilmiyor. Bazı da saçını başını yoluyor, dövünüyor. Neden öldü, neden? Ya zaten kaderde ölüm var. Meyhanede ölseydi ne yapacaktın? Şehit olarak öldü diye. Sussana daha. Evet. Bunu düşünmemiz lazım. Tabii acı efendim. Herkes acıyı görünce aklı uçar. Biz o zaman diyeceğiz ki bir dakika, taşkınlık yapma. Acını biliyoruz, tamam da yardım edeceksin. Taşkınlık yapma. İnsanız, zayıfız. Sen yardım edecekken ana ağlamıyor mesela. Oğlu ölüversin diye bakıyormuş. Gözünden bir damla yaş da gelmedi diye kınamaya gidiyoruz. Ya, kınamayacağız. Kadere inan, Allah'a inancın, metanetin simgesi o. Hiçbir kimse, parçası olan bir çocuğunun ölmesinden dolayı gidiversin, kurtuluverin demez. Bu mümkün değil. Parçası çünkü. Kınama, daha takdir et. Kadere inanca bak, Allah'a teslimiyete bak diye. Bunu size söylüyorum ki böyle durumlarda yardımcı olun taşkınlık yapanlara. Sonucu işte böyle. Hadisi okuduk. Onu güzel bir şekilde Allah merhametine, mağfiretine uğratmıştır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi Ahmed İbn Hanbel, Hazreti Enes'ten, Bukhari, Ebu Musel Eş'ari'den sahih olarak nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyuruyor. İde abgadallahu abden neza minhul haya. Allah bir kulunu sevmedi mi? Buğz etti mi? Merhametini ondan kesti mi? Kullarının içinden bir kula Allah buğz etti mi? Kızdı mı? Onu helak etmek istedi mi? Neza minhul haya. Hayayı ondan çeker alır. Her insanda insan olmak haysiyetiyle bir haya vardır. Haya ne demek?
Allah'tan korktuğun için, insanlardan çekindiğin için bir şey yapmaktan sakınmaktır. Haya duygusu bu. Yaparsan ayıp ya, ayıplarlar ya. Allah görüyor ya, hesaba çeker yahu diye kendini alıkoymak. Bu duygu, haya. Bir insana Allah buğz etti mi, haya duygusunu ondan koy. Utanmaz. Siz ne diyorsunuz? Ar perdesi yırtılmış. Kork Allah'tan, korkmazdan. Bir adam Allah'tan korkmazsa, haya etmezse çok tehlikeli adamdır. Yapmayacağı şey yoktur. Ne güzel söylüyorsunuz. İşte bu hadislerin tercümesidir o. Kork Allah'tan, korkmazdan. Haya Allah'tan korkmaktan gelir. Allah'tan korkan adam Allah'tan utanır. Zina yapamaz, içki içemez, hırsızlık yapamaz, yanlış iş yapamaz. Görüyor, biliyor, işitiyor. Amanna, işitiyor, hepimiz inanıyoruz diye kötülük yapamaz. Haya Allah'a olan imandan, imanın güzelliğinden gelir. İşte böyle Allah bir kimseyi sevmedi mi, kızdı mı, ondan hayayı çeker, alır. Artık o adam Allah'tan utanmaz. Allah'tan utanmadığı gibi insanlardan da çekinmez, utanmaz. Hayasız, arsız bir kimse olur. Böyle olunca bu adam Allah'ın buğz ettiği adam demektir. Feyza neza minhu el hayae. Hayayı ondan çekip aldı mı? Buğz ettiği adamdan alır dedi. Aldı mı? Lem telkahu illa bagidan mubagadan. Bu adama bakarsınız hep insanlara düşman olur. Hep buğz eder. Kin besler. İnsanlardan intikam alan duygular içinde olur. Allah'ın buğz ettiği adamdır bu. Veya hep böyle davranınca başkaları onu sever mi? Başkaları da ona buğz eder. Bu insanları sevmez, insanlar da onu sevmez. Böyle aralarında bir buğz şeysi olur. Bu adamı hep böyle görürsün. Ya başkalarına buğz eder ya başkaları ona buğz eder. Bulursun. İnsanlar arasında kimse sevmez bunu. Evet. Ve neca minhul emane. Evet, şimdi böyle insanlardan daima nefret gören, insanlara nefret eden adam, Allah'tan hayası, Allah'ın hayasını kaldırdığı adam böyle olur ve Allah bundan emaneti, ve neca minhul emane, emaneti çeker alır. Verdiği emaneti çeker alır. Ne demek emanet? Mesela arkadaşın bir yere gidiyor, mal canın yongası, para kolay kazanılmıyor. Paradan verdik misali. Arkadaşım diyor, şunu ben şuraya gideceğim, sen de dursun, emaneten dursun. Emanet. Emanet alan adam titriyecek, koruyacak. Bu bizim Müslümanlık görevimiz, insanlık görevimiz, insanlık görevimiz. Mesela sokakta dalgın yürür, bazı dalgın yürürüz. İslam'da böyle lukata, lakı konuları vardır. Adam cüzdanını kurcalarken düşürmüş. Sen de arkadan geldin. Oo, dövizler, eurolar, dolarlar dolu. Müslüman olarak bunu herkes alır, kaybolur diye. Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Din açısından hemen onu alacaksın. Emaneten alacaksın, görevin kaybolmasın diye alacaksın, emaneten alacaksın. Hemen bugün artık böyle emanet malların teslim alındığı kurumlar var. Devlet kanunla onları belirlemiş. Teslim edeceksin, karşılığında makbuz alacaksın. Çünkü ben yanlış olabildiğim gibi orada çalışan da yanlış bir adam olabilir. Mümin uyanık olur, dikkatli olur. Müminin malını korumak için işimi sağlama bağlayacaksın. Teslim aldığına dair bir imzalı kağıt ver arkadaş. Aldıktan sonra gören biter. Böyle bir yer yok. Dinde bunu emaneten alacaksın, koruyacaksın. Kaybolmaması için titreyeceksin kendi malın gibi. İlan edeceksin o civardaki cami çıkışında. İçinde değil. Cami ibadet yeridir. Caminin kapısının önünde. Peygamberimiz çok kızıyor. Yitik mal arayan adama. Allah buldurmasın seni diyor. Çok kızıyor. Caminin içinde araba kayboldu, bilmem para kayıp olur mu ya? Millet namaz kılıyor huşu içinde. Bunu bozmayacaksınız. Kapının dışında ilan edeceksin, bir cüzdan bulunmuştur. Kaybedenler başvursun. İçindekini de söyleme ki
para herkesin sevdiği bir şeyi herkes ben aldım ben buldum gelir şey. Evet böyle sağlamlamak için. Evet arz ediyoruz işte bu emanet insanlarda vardır. Müminlerde özellikle olması gerekir. Yaratılıştan gelen bir şeydir. İnsan hem cinsini korur. Çünkü insan yalnız yaşayamaz. Toplumsal yaratıktır. Beraber yaşamak zorunda. Onun için arkadaşını korur. Yaratılıştan gelen bir kaygıdır bu. Bir de Allah emrediyor böyle. Mümin, müminin kardeşi onu koruyacak. Malını, canını, namusunu. Mesela hasta olmuş, hastaneye kaldırılmış. İşlerini, evde çocukları var. Sen akrabasın, komşusun, arkadaşısın. Emanet sana onlar. İşlerini göreceksin. Irzını, namusunu koruyacaksın. Emanet. Evet. Emanet cümlesi çok. Gözümüz, kulağımız, dilimiz, elimiz, ayağımız bize emanet. Bunları yerli yerinde kullanacaksın. Yanlış kullanırsan hesap vereceksin. İnne sem'a vel basara vel füade. Hepsi sorumludur. Sobrul ayet cille var böyle. Ha bu emanetlere riayet edeceksin. Bu emanet duygusu kalmaz. Yaratılışı bozulmuştur adamın. İmanı da zayıflamıştır adamın. İşte böyle Allah'ın haya aldığı adam, buğz ettiği adam, hayasız adam başkasına devamlı nefret eder, kızar, düşman olur. Başkaları da ona kızar, düşman olur, nefret eder. Bu adamda emanet olmaz. Emanet kaldırılır ondan. Feiza neza minhu'l emane neza minhu'r rahme. Emanet kalktı mı bir adamla Allah'tan ondan emaneti aldı mı arz ettiğimiz şekilde adamda merhamet diye bir şey kalmaz. Merhamet hikaye. Sen kulağıma anlat onu der. Halbuki insanın yaratılışında bir merhamet duygusu var. Hele mümin dedik ya yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gelmiştir, inmiştir. Allah nasıl bütün herkese merhametiyle yağmur yağdırıyor, nimet veriyor, güneşle ısıtıyor, ayıyla ışıtıyorsa halife de bu iyilik meleğidir. Yeryüzüne onun için gelmiştir. Ama böyle hayasız, buğzlu ve de emanet duygusu kalmamış adamdan merhamet kalmaz. Allah almışsa acıma, şefkat duygusu kalmaz. Başkasına işkence yapmaktan zevk duyar. Öyle görüyorsunuz. Böyle bir de filmlerde görüyorsunuz veya olaylar gazetelere intikal ediyor. O çırpınmasından, feryadından zevk alan bu adam hasta. Bu adam Allah'ın buğz ettiği bir adam. Evet bu adamda merhamet kalmaz. Merhamet çırpınışlarına güler geçer. Bu adam Allah'ın buğz ettiği bir adamdır. Feyza neza minhu rahme. İşte böyle oldun bir adam. Rahmet duygusu, şefkat duygusu da kalktı mı? Kalktı mı? Neza minhu ribkatil İslam. İslam'ın esası da kalmaz gari o adamda. İslam'ın özü mözü kalmaz.